Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10. sınıf coğrafya dersinde 1. dönem 1. yazılıya hazırlıkla ilgili güzel bir çalışma yapacağız. Peki bu yazılıda bizi hangi konular bekliyor? Öğretmenleriniz sizlere hangi soruları sorabilir? Bunlarla ilgili gelin içeriye hep birlikte göz atmaya başlayalım. Şimdi içeriğimize baktığımızda öncelikle ben şu ...ünitelendirilmiş yıllık planın o birinci yazılı ile ilgili olan kısmını aldım. Yani öğretmenleriniz size birinci haftada 9-13 Eylül arasında dünyanın tektonik oluşumunu anlattı. Devamındaki haftada jeolojik zamanlar, sonra iç kuvvetler yer şekilleri bu iki hafta süreçte işlediğiniz bir konuydu. Devamında yer kabuğunun malzemesi kayaçlar ve en son kısımda da Türkiye'de iç kuvvetler kısmını anlattı ve bitti. Genel itibariyle ünitelendirilmiş yıllık planda sizin yazılı kısımlarınız bunlar ve öğretmenleriniz size senaryo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hangisiyle ilgili soru soracak onları zaten söyledi ama biz ne yaptık her kazanımla ilgili öğretmenleriniz nasıl soru sorabilir onların hepsini bu kısımda senaryo anlamında almış olduk diyelim peki bugünkü kısmımızda yani İlk kısmımız birinci hafta 9-13 Eylül hemen güzel bir tekrar. Devamında ikinci haftayı gene güzel bir tekrar. 3-4-5-6 haftaları güzel bir tekrar edeceğiz. Devamında da sorularla bunları pekiştirmiş olacağız. Şimdi biz şunu biliyoruz. Dünya yaklaşık 4.6 milyar yıl önce kızgın gaz ve toz bulutlarının sıkışmasıyla birlikte oluşmuş ve kendi ekseni etrafında dönmesiyle birlikte şu anki şeklini almıştır. Yerin iç kısmı ile ilgili bilgilerimiz doğrudan değil dolaylı şekilde. Biz özellikle yerin iç kısmı ile ilgili bilgilerimizde kayaçları incelemişiz. Ve kayaçlarla ilgili yaş tahlilleri yapmışız ve şu anda Kanada'da bulunan kayaç dünyanın en yaşlı kayacı Gnais diye bir kayacımız 4.1 milyar yıl önce oluştuğu tahmin edilmekte. Aynı zamanda yerin iç kısmıyla ilgili bilgilerimiz magmanın incelenmesiyle de ortaya çıkıyor. Yani magma çıkıyor, inceleniyor ve yerin iç kısmında şu mineraller, şu elementler fazladır azdır yorumunu yapıyoruz. Aynı zamanda sismik dalgalar gönderiyoruz ve bu dalgalar neticesinde neticesinde de yerin iç kısmıyla ilgili bilgilerimiz tam anlamıyla değil ama %90-95 oranında doğruluk oluşturuyor diyebiliriz. Ve biz yer yüzeyinden yerin iç kısımlarına kadar gittiğimizde o bizim dünyamızın farklı ana 3 tane katmandan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birinci katmanımız neydi? Yer kabuğuydu. Yer kabuğu yerin en ince katmanı ve yoğunluğun en az olduğu katmandır diyebiliriz. Şuraya da şöyle en az yoğun diye yazalım. Yoğunluk genel itibariyle 2.7 gram bölü santimetre küple 3.3 gram bölü santimetre küp arasında değişiklik göstermekte. Ve şunu unutmayalım. Bizim bu yer kabuğumuz siyal dediğimiz kıtasal kabuk ve siyal Sima dediğimiz okyanusal kabuk olmak üzere ikiye ayrılmakta ve SiAle bu isim verilmesinin temel sebebi alüminyum ve silisyumun bol miktarda olması, sima'da ise magnezyum ve silisyumun bol miktarda olması ile ilgili bir durumdur. Şunu da unutmayalım, karalarda bunlardan hangisi kalındır gibi bir ifade gelirse karşınıza direkt SiAle olduğunu da bileceksiniz, tamam mı? Bizim bu yer kabuğu dediğimiz litosfer. Geçen seni görmüştünüz ya dört tane doğal ortam. O ortamın birinci kısmıdır diyebiliriz. İkinci katmanımız neresidir? Manto. Manto yer hacminin en fazla olduğu katmandır ve dünyanın total hacminin yani yüzde seksen dördüne sahiptir. Hacmi yüzde seksen dört. Manto ile litosfer arasında bulunan şu katman astenosfer olarak geçer ve mantoda bilmeniz gereken en önemli olay ısınan magmanın yukarıya doğru yükselmesi. Yani mantoda meydana gelen konveksiyonel hareketler bunlar neleri oluşturuyor dersek iç kuvvetlerin kaynağını oluşturuyor. Yani bir dağın oluşması orojenes, bir kıtanın oluşması epirojenes ya da bir volkanizma faaliyetleri ya da bir deprem faaliyetleri bunların hepsini oluşturan temel unsur nedir dersek mantoda meydana gelen konveksiyonel hareketlerdir. Bununla birlikte yerin en sıcak en yoğun ve en kalın katmanı neresidir dersek Tabii ki de burası çekirdek olacaktır. Ve 2900 kilometreden 6370 kilometreye kadar gider. Aynı zamanda biz bu çekirdek katmanının nife katmanı da diyoruz. Çünkü bünyesinde bol miktarda nikel ve aynı zamanda demir elementleri olmasından dolayıdır diyebiliriz. Ve unutmayalım hatırlayalım. Yerin yüzeyinden iç kısımlarına doğru gidildikçe yani yer kabuğundan manto mantodan da çekirdeğe doğru gidildikçe hem sıcaklığımız artış gösteriyor hem basıncımız hem de yoğunluğumuz artış göstermektedir diyebiliriz. Burası birinci kısım Kısım ki buradan bence banko karşına bir tane soru gelecek. Ya yerin katmanlarını şekil çizerek açıklayın diyecek ya da mantodaki bu konveksiyonel hareketler neye sebep veriyor bunu soracak. Yerin en yoğun en kalın katmanı neresidir gibi bir soru mutlaka karşına gelecektir. İkinci kısım levha tektoniği Şimdi bu dünya eskiden tek bir kara kütlesiydi ve biz bu kara kütlesini ne diyorduk? pangiya diyorduk. Ve bu Pangea dediğimiz kara kütlesi uzaklaşmaya başladı parçalar oluşmaya başladı ve uzaklaşmayla birlikte şu anki görünümünü aldı diyebiliriz. İşte bu teoriyi ilk ortaya atan bilim insanı kimdir dersek Alfred Wegener denen bir bilim insanı. Alfred Wegener kıtaların kayması kuramı diye bir kuram ortaya atıyor ve diyor ki dünya eskiden tek bir kara kütlesiydi ve şu anki şeklini aldı. Ve bu teoriyi ortaya attığında da bazı kanıtlar sunuyor. Peki bu kanıtlar neydi? Hemen şöyle hatırlayalım. Öncelikle diyor ki kıtaların kenarlarının birbiriyle Uyumu. özellikle burada Güney Amerika kıtası ile Afrika kıtasının Güney Amerika'nın doğu kıyısı ile Afrika'nın batı kıyısının diyor puzzle'ın parçası gibi birbirine çok ciddi anlamda uyabileceğini söylüyor. Aynı zamanda ikinci kıtaların eskiden tek bir kütle olduğuna kanıt olarak söyleyebileceği Atlas Okyanusu'nun batı kıyısındaki şu karanın kıyı kısmına bakıyorlar. Ve aynı zamanda Atlas Okyanusu'nun doğusunda yer alan Avrupa ve Afrika kısmına geldiğimizde buranın da kıyısına bakıyorlar. Ve bu iki kıyıda da benzer kayaçların olduğunu söylüyorlar. O zaman birincisi kıta kenarlarının uyumu kıtaların eskiden tek bir kara kütlesine olduğunu bize söyleyebilir. Aynı zamanda bu kıta kenarlarındaki kayaçların uyumu gene kıtaların eskiden tek bir kara kütlesi olduğunu bize ne yapabilir söyleyebilir. Bir de fosillere bakıyorlar. Güney Amerika Afrika'da ve Asya'da yer alan hem bitki fosilleri hem de sürüngen fosillerine bakıyorlar ve aynı fosillere rastlıyorlar. İşte bu dünyanın eskiden tek bir kütle olduğunu sonra birbirinden uzaklaştığını söyler. Ama Alfred Wegener bu uzaklaşmayı tam anlamıyla açıklayamamıştı. Peki bunu açıklayan kimdi dersek bunu açıklayan işte mantoda meydana gelen konveksiyonel akımlar. Bu teorinin ismi de neydi? Hemen şöyle hatırlayalım. Levha tektoniği teorisiydi. Ve levha tektoniği teorisine göre bizim bu litosferimiz yani yer kabuğumuz, yer kabuğunu oluşturan levhalar manto dediğimiz sıvı bir maddenin üzerinde yüzer bir şekilde. Ve bu sıvı madde ısınıp yükseldiğinde bizim bu levhalarımız hareket ettiriyor ve bazı yerde levhalar böyle birbirine yaklaşıyor. Mesela Avrasya levhasıyla bu kapsamda Hint levhası yaklaşıyor. Himalaya dağlarını oluşturmakta. Tamam mı çocuklar? Ama her yerde böyle levhalar birbirine yaklaşmayabilir. Mesela Atlas Okyanusu'nun ortasına baktığımızda burada iki tane levha birbirinden uzaklaşmakta ve bu kapsamda okyanus ortası sırtları da oluşturuyor. İşte bu levha sınırlarında deprem, volkanizma, sıcak su kaynaklarının yaygın olarak görülmesi. ...manto dediğimiz katmanın bu kapsamda burayı çok ciddi anlamda hareket ettirmesiyle ilgili olduğunu da söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Jeolojik zamanlara geldiğimizde burada karşımıza bizim 4 tane jeolojik zaman çıkacak. Senezoik, mezozoik, paleozoik ve prekampriyen. En eski jeolojik zamanımız prekampriyendir ve burada prekampriyenle ilgili bilmemiz gereken en önemli özellik nedir derseniz kimdir? tabii ki de atmosferin oluşmaya başlamasıdır. Yani 4.6 milyar yıl önce başlayıp 542 milyon yıl önce sona eren bir dönemdir. Burada en bilmeniz gereken olay ya da ifade atmosferin oluşmaya başlamasıdır. Bunu unutmayalım. Bu birinci kısım. Peki paleozoik için neyi bileceksiniz? Bir, taş gömünü yataklarının bu dönemde oluştuğunu ve Türkiye'de Zonguldak çevresinin bu dönemde oluştuğunu bileceksiniz. Aynı zamanda Apalaş Dağları, Ural Dağları ve İskandinav Dağları'nın bu dönemde oluştuğunu bileceksiniz ve bu dönemde dünyanın tek bir parça olduğunu yani Pangia ve bunu da çevreleyen bir okyanusun olduğunu bileceksiniz tamam mı? Bu dönemin iki tane önemli dağ oluşumu var. Bunlardan birincisi Kaladonya Norüjenizi, bir diğeri ise hersiniyan Norüjenizi olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz. Peki Mesozoik için ne bileceğiz? Mesozoik için bileceğimiz şu. Öncelikle kıtalar ayrılmaya başladı. Yani o Pangia parçalandı, Lavrasya ve Gondwana diye iki tane parçaya bölündü. Bu bir yer. İkincisi bu dönemi karakterize eden en önemli canlıların da dinozorlar olduğunu bileceksiniz. Özellikle şu Jura devri dinozorların ciddi anlamda yaşadığı ve karakterize ettiği devir olarak karşımıza çıkmakta. Peki bu dinozorlara ne oldu dersek Meksika'da Yucatan Yarımadası'na bu dönemde çok büyük bir meteorun düştüğü ifade ediliyor ve bu meteora bağlı olarak dinozorların nesillerinin tükendiğini söyleyebiliriz sevgili dostlar. Ve aynı zamanda bu dönemde Lavrasya ve Gondwana diye yer kabuğu parçalara ayrıldı ya araya da kim sokuldu? Tetis denizi sokuldu. Bunu da burada bileceksiniz. Olayın en böyle heyecanlı kısmı Senezoik dönemidir. Ve burayla ilgili bir soru genel anlamda gelmese bile Senezoik dönemle ilgili banko gelecektir diyorum ben. Bu dönemde ne var? Bu dönemde dağ oluşumu var. Yani bizim Alp orojenezi dediğimiz orojenez var. Ve buna bağlı olarak Alp dağları, Himalaya dağları, Kayalık Ant dağları oluştu. Aynı zamanda Atlas ve Hint okyanusları oluştu. Bununla birlikte dünyanın birçok noktasında linyet, petrol, bor ve tuz yatakları oluştu. Ve bu dağlara bağlı olarak da şiddetli volkanizmalar yaşandı diyebiliriz. İşte bu volkanizmalar bu dönemde neyin oluşumuna sebebiyet verdi? Buzul devirlerinin yaşanmasına sebebiyet verdi diyebiliriz. Dönemin sonunu doğru. günümüz iklimleri ortaya çıktı. İlk insan ortaya çıktı, insan hayatı ortaya çıktı diyebiliriz ve genel itibariyle kıtalarda şu anki görünümünü kazanmıştır diyebiliyoruz. Jeolojik zamanlarda öğretmeniniz size bir olay verip bu olayın hangi döneme ait olduğunu sorgulatabilir ya da Senozoik dönemde meydana gelen olaylardan 4 tanesi, 5 tanesini yazın diyebilir haberiniz olsun. Tamam mı? Burayı da böyle geçtikten sonra yerin şekillenmesinde etkili olan kuvvetlerden birincisi iç kuvvetler. Peki bu iç kuvvetler nasıl meydana gelmiştir dersek, bu iç kuvvetler mantoda meydana gelen biraz önce söylediğimiz neydi? Konveksiyonel hareketler. Şuraya da şöyle konveksiyonel hareket diye yazayım. Bu iç kuvvetlerin oluşumuna neden oluyor. Bunlar yerin şekillenmesinde etkili olan kuvvetlerdir ve iç kuvvetlerin oluşumunda meydana gelen hareketlere biz tektonik hareket diyeceğiz tamam mı? bak bunu unutmayın tektonik hareket. Peki kaç tane iç kuvvetimiz vardı? Epirojenez, kıta oluşumu, orojenez, dağ oluşumu, volkanizma faaliyetleri ve deprem faaliyetleridir diyebiliriz. Peki bunlarda biz neleri bilmemiz gerekiyor? Orojenezde şunu bileceksin. Levhaların tabakaları sıkıştırmasıyla birlikte bak tabakaları sıkıştırmasıyla birlikte orojenezimiz ikiye ayrılacak. Bunlardan birincisi eğer ki esnek malzemeler sıkışırsa kıvrılır ve burada kıvrım orojenezini oluşturur. Eğer ki sert malzemeler sıkışırsa levhaların hareketine bağlı olarak kırık orojenezini oluşturacaktır. Sen burada neyi bileceksin biliyor musun? Kıvrım ve kırık orojenez sonucunda yüksekte ve alçakta kalan kütleleri bileceksin. Bak kıvrım orojenezi sonucunda yüksekte kalan kütlenin ismi antiklinaldir. Alçakta kalan kısmın ismi ise senklinaldir. Bak bu antiklinal ve senklinal bilmek zorundasın. Peki kırıkta yüksekte kalan yerin ismi dağ olarak geçecek ve horstur alçakta kalan yerin kısmı ise graben olarak geçecektir diyebiliriz. Peki bunları sınav anında nasıl hatırlayacağız? Bir topu ayağında sektirmek istesen elinden ne yaparsın? Aşağıya doğru atarsın. Aşağıya atıp topu sektirdiğinde bak senklinal sektirdiğinde alt kısımdır. Yukarıya topu atarsın. Attın antiklinal. Buradan onu kodlayabilirsin. Devamında Horst-Graben sisteminde de gariban, graben o kısımdan gidebilirsin Gariban alt kısım Horst üst kısımdır diyebiliriz. Tamam mı? Bak burada da karşına gelecek bence olay şu görselleri verecek öğretmenin ve bu görsellerle ilgili Horst Graben antiklinal, senklinal kavramlarını yazınız diyecek. Peki kıta oluşumu ya da diğer ismiyle epirojenez buradaki olayımız şu. Yer kabuğumuz yani şurası litosfer dediğimiz yer kabuğudur ve bizim bu litosferimiz mantı üzerinde bir dengede durmakta. Ve biz bu dengeye ne diyoruz? Biz bu dengeyi izostatik denge diyoruz. Ve bu izostatik denge yer kabuğumuzun hafiflemesiyle birlikte yukarıya, ağırlaşmasıyla birlikte de aşağıya doğru gidiyor ve bu denge bozulduğunda işte epirojenez olayı gerçekleşiyor. Peki bu epirojenizi neler bozuyordu? Buzullaşma. Mesela buzullaşma herhangi bir bölgede ağırlık artışına sebebiyet verir. O zaman burası ağırlaşırsa ne yapar? hemen alçalacaktır. Devam ediyorum. Erozyon, aşınma bir bölgede hafiflemeye sebebiyet verecektir. Ve bu alan ne yapacaktır? Yükselecektir. Ya da lavların birikimi. Lavlar birikirse orası gene ağırlaşacaktır. Ve ağırlaşmaya bağlı olarak da orası alçalacaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki aşınan malzemeler herhangi bir bölgede birikecek. O zaman da bu olayı biz tortullanma ya da tortullaşma diyeceğiz ve bu kapsamda da gene burası ağırlaşacaktır ve ağırlaşmaya bağlı olarak da bunlar alçalacak, hafiflemeye bağlı olarak da bunlar yükselecektir. Ve bu olay sonucunda iki tane durum vardı. Burada da önemli kısım bence transgresyon ve regresyon olaylarıdır. Transgresyon olayında karanın alçalması. Yani karanın ağırlaşması gerekecektir. Regresyon olayında ise karanın yükselmesi, yani hafiflemesi gerekecektir diyebiliriz, tamam mı? Ve Bizim karamız ağırlaşıp alçaldığında denizin kıyısında ise deniz ilerleyecek. Transit gitti. Transgresyon. Karamız hafifleyip yükseldiğinde burası deniz kenarında ise deniz gerileyecektir. R yaptı. Geriye doğru gitti. Bu olay da regresyondur diyebiliriz. Peki bu olay sonucunda ne oluyor? Deniz ilerlemesi, transgresyon, deniz gerilemesi, regresyon oluyor. Ve aynı zamanda Rıya tipi kıyıların oluşması. Seki diğer ismiyle Taraça oluşumları. Pilato oluşumları meydana geliyor ki bizim ülkemizde Orta Anadolu'da o geniş düzlüklerin yer almasının temel sebebi Senezoik dönemde arazimizin olduğu gibi yükselmesiyle ilgili bir durumdur diyebiliriz tamam mı? Peki bizim ülkemizdeki o jeolojik geçmişi düşündüğümüzde Paleozoik dönemde mesela Zonguldak ve çevresi var bir de masif araziler var. Mesela Yıldız Dağları, Mardin çevresi, Alanya çevresi, Anamur çevresi, Kırşehir çevresi. Mesela Mesozoik dönemde bizim ülkemizde genel itibariyle denizaltı volkanizması var ve tortullanma aşınma faaliyetleri var. Ama bizim ülkemizdeki en önemli olaylar Senozoik döneminde gerçekleşiyor. Alporojenezi ile birlikte hem Toros dağları hem de Kuzey Anadolu dağları oluşuyor. Ve dış kuvvetler arazi aşındırmaya başladığında hafifliyor ve Anadolu Senozoik dönemde toptan yükseliyor ve iç bölgelerde geniş düzlükler yani platolar yer alıyor. Bu da bununla ilgili bir durumdur diye diyebiliriz. Aynı zamanda kara ve deniz alanları da ister istemez değişiyor ve bununla birlikte kıyı çizgimizde ne yapmış oluyor? Değişiklik göstermiş oluyor sevgili arkadaşlar. Volkanizmada gelecek kısım bence ya derinlik volkanizmasına ait şekilleri sormaktır ya da yüzey volkanizmasına ait şekilleri sormaktır diyebiliriz. Derinlik volkanizması magmanın yerin derinliklerinde soğumasıyla birlikte meydana gelmişti. Hatırlayalım. Yüzey volkanizmasında ise olayımız magmanın yer yüzeyine çıkıp soğumasıdır diyebiliriz. Tamam mı çocuklar? Derinlik volkanizmasında batolit büyük kubbemsi yapı Aha da burası. Sil ...yatay şekilde sokulan makma. Mesela şuradaki bir sildir tamam mı? Ya da şuradaki bir sildir diyebiliriz. Ya da buradaki bir sildir diyebiliriz. Lakolit mantara benzeyen şekil bu kısımdaki. ikisi tabakaları dik bir şekilde kesip soğuyan makmanın oluşturduğu şekildir diyebiliyoruz. Bir de yerin altındaki lavın yeryüzeyine çıkarken izlediği şu yola biz volkan bacası diyeceğiz ve bacayla birlikte yukarıya çıkıp soğuyan volkanlarda yüzey volkanizmasını oluşturacaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve yüzey volkanizmasıyla birlikte etrafa lavlar yayılır ve aynı zamanda toz tabakası dediğimiz tüfler, lapilliler, volkan bombaları ve küller etrafa gidebilir. Lavın çıktığı şuradaki ağız kısma krater. Krater patlarsa kaldera. Eğer ki etrafta çukurluklar meydana gelirse bunlar da mağar çukurluğu olarak karşımıza çıkmakta. Volkanik dağ biz volkan konusu diyoruz bunu da unutmamış olalım. Eğer ki burayla ilgili eksiklerinizin olduğunu düşünüyorsanız hemen ne yapıyorsunuz? Anlatmış olduğumuz konu anlatım videolarına geçiyorsunuz. Orada bunların hepsini güzel güzel tekrar dinliyorsun. Depremler yer kabuğunda meydana gelen salınım hareketleri. Burada mesela deprem türlerini sorabilir. İhtimal var. Tamam mı? Yani yeryüzünde görülen depremler kaç ayrılır ya da deprem nedir oluşumuna göre deprem çeşitleri nelerdir gibi bir soru karşınıza gelebilir. Deprem türleri 3 ayrılacaktır. Bunlardan birincisi çökme ya da çöküntü depremleri özellikle yerin altında bir boşluğun Tavan kısmının çökmesiyle birlikte meydana gelen depremlerdir ve bunların etki alanları sınırlıdır. Mesela bizim ülkemizde Akdeniz çevresinde bu depremleri görebiliriz. İkinci depremimiz ise volkanik depremdir. Bir volkanizma sırasında meydana gelen depremdir. Aktif volkanik bölgelerde bu depremleri biz göreceğiz ama Türkiye gibi volkanizmanın şu anda aktif olmadığı ülkelerde bu depremler görülmeyecektir. Bununla birlikte tektonik depremler özellikle fay hatlarında meydana gelen hareketlenmelere bağlı olarak oluşan depremlerdir. Ve dünya ölçeğinde en yaygın gördüğümüz depremler tektonik depremlerdir. Aynı zamanda en fazla can ve mal kaybının yaşandığı depremlerde tektonik depremlerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki bir deprem nerede meydana geliyor? Yerin iç kısmında. Biz bu yerin iç kısmında meydana gelen kısmına iç merkez ya da hiposantır diyoruz. Bak depremin ilk ortaya çıktığı yer hiposantır. Deprem daha sonra dalgalar şeklinde yeryüzeyine yayılır ve depremin en kısa yoldan yeryüzeyine ulaştığı şu alan dış merkezdir dış merkezin diğer ismi ise episantır olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir depremin yıkıcı etkisini belirleyen durum episantır ve hiposantır arasındaki uzaklık olabilir. Depremin süresi depremin şiddet büyüklüğü jeolojik yapı yani oluştuğu yerin jeolojik yapısı nüfus miktarı ve ülkenin gelişmişlik düzeyi ki bunlar içerisinde bence en önemli olan bir ülkenin gelişmişlik düzeyidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki, dünyada hem volkanizmanın hem de depremin nerelerde yaygın bir şekilde görüldüğüne bakmamız gerekirse. Bakın dikkat edin. Amerika'nın batısında volkanizma faaliyeti yaygın. Atlantik Okyanusu'nun ortasında volkanizma faaliyeti yaygın. Akdeniz çevresinde yaygın. Doğu Afrika'da yaygın ve Asya'nın doğu kısmında da volkanizma faaliyetleri yaygındır diyebiliriz. Peki, bu haritayı unutma. Hemen devamında diğer haritaya bak. Gene Amerika'nın batı kısmında deprem yaygın görülüyor. Atlas Okyanusu'nun ortasında gene deprem yaygın görülüyor. Asya'nın doğu kısmında gene deprem yaygın görülmekte ve Akdeniz çevresiyle Doğu Afrika'da gene depremin yaygın görüldüğü alanlardır. Şimdi bu haritada işaretli yerlere bakın. E bu haritada işaretli yerlere bakın. Bu iki haritada işaretli yerler benzerlik göstermekte. Peki neden hem depremlerin hem volkanizma faaliyetlerinin Dünya ölçeğinde benzer alanlarda görüldüğünü söyleyebiliriz dersek bu alanlar arkadaşlar levha sınırlarıdır. Yani yerin en hareketli alanlarıdır. İşte bu harekete bağlı olarak da bu bölgelerde hem deprem, hem volkanizma, hem de sıcak su kaynaklarının yaygın şekilde görüldüğünü söyleyebiliriz. Geldik kayaçlar. Bir ya da birkaç mineralin doğal bir çimento yardımıyla birleşmesi sonucunda oluşmuş sert kütledir. Ve kayaçları inceleyecek bilim dalı kimdi? Hemen şöyle hatırlayalım petrografiydi ve biz kayaçları oluşum özelliğine göre birincisi püskürük yani magmatik kayaçlar. ikincisi tortul sedimenter. Üçüncüsü başkalaşım metamorfik kayaçlar olarak üç ayıracağız. Püskürük ya da magmatik kayaçların oluşmasındaki ana etken magmanın soğumasıdır. Yani ya magma yer yüzeyinde soğuyacak dış püskürük kayaçları ya da yer yüzeyine yakın yerleri sokulup soğuyacak iç püskürük kayaçları. İç püskürük kayaçlar derinlik kayacı olarak da geçer. Dış püskürük kayaçlar yüzey kayacı olarak da geçmekte. İç püskürük kayaçlar da bunlar Bilmek zorundasın. Granit, siyenit, diorit ve gabro. İç püskürük kayaç yani derinlik. Dış püskürük kayaçlar ise bazalt, andezit, obsidiyen ve bir de buraya tüfü dahil edebiliriz tamam mı? Tortul kayaçlarda ya da bunların oluşumundaki ana etken aşınma faaliyetleridir. Aşınan malzemelerin taşınması faaliyetidir. Ve taşınan malzemelerin herhangi bir yerde birikmesidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bak aşınma taşıma birikme faaliyetleri. Peki burada 3 tip tortul kayacımız var. Fiziksel yani kırıntılı uf falanma kimyasal tortul kayaçları ilimi organik tortul kayaçlar bitki ve hayvan kalıntıları ve şunu unutmayalım tortul kayaçlar tabakalı bir yapı gösterdiği için özellikle bünyelerinde fosilde barındırırlar yani ben geçmiş jeolojik dönemler hakkında bilgi sahibi olmak için herhangi bir bölge ile ilgili araştırma yapmak istiyorsam bunu kesinlikle tortul kayaçlarla yapmak zorundayım. Peki bu kayaçlardan fiziksel olan da kil taşı, kum taşı, çakıl taşı, mil taşı bilmem ne taşı nokta nokta taşı diyorsa %99,9 tortul kayaçtır. Sonu itle biten varsa %99,9 Makmatik kayaçtır. Püskürük kayaç yani. Tamam mı? Bak bunu da unutmayalım. Eğer ki kimyasal diyorsa kaya tuzu, kireç taşı diğer ismiyle kalker, jips diğer ismiyle alçı taşı, dolomiti diyebiliriz. Bununla birlikte organik tortul kayaçta kömür diyebiliriz turba diyebiliriz, antrasit diyebiliriz, lenit diyebiliriz ya da mercan diyebiliriz. Başkalaşım kayaçlarındaki olayımız neydi? Yüksek sıcaklık, yüksek basınç altında kayaçların değişime uğramasıydı. Kalker mermere, granit gınaysa, kil taşı şiste, kum taşı kuvar şiste dönüşüyor. Bak şurayı şöyle yazalım. Mesela bunları da böyle belirtebiliriz. Mesela granit dediğimiz kayaç. Hangi kayaç? Böyle de sorabilir. Bunu ben bir tane yazayım. Granit mesela magmatik iç püskürük kayaç. Sıcaklık basınç altında gnaysa dönüşmekte. Gnays mesela metamorfik kayaçtır. Tamam mı? Bak böyle de soruyu ne yapabilir? Sorgulatabilir haberiniz olsun. Ama kayaçlar kısmından yüzde bir milyon soru gelecektir. Bak yüzde bir milyon banko soru gelecektir. Ona göre çalış. Bir de kayacın döngüsü var. Ve kayacı ilk oluşturan kimdir dersek makmadır. Makmanın soğuması ile birlikte hangi kayaçlar oluşur? Püskürük kayaçlar. Püskürük kayaçlar aşınıp taşınıp birikmeyle tortul kayaçları, tortul kayaçlar sıcaklık basınç altında metamorfik başkalaşım kayaçlarını oluşturur. Başkalaşım kayaçları aşınıp taşınıp birikirse tortul kayaçları ya da püskürük kayaçlar sıcaklık basınç altında metamorfik yani başkalaşım kayaçlarını oluşturur. Daha sonra bu kayaçlar eridiğinde kime dönüşecektir? Makmaya dönüşecektir. Sonra bunlar tekrar soğuyacak. Neyi oluşturacak? Makmayı. Soğuduğunda püskürük kayacı. Aşınıp taşınıp biriktiğinde tortul kayacı, sıcaklık basınç altında da metamorfik kayacı oluşturacaktır diyebiliriz. Şimdi Türkiye'de iç kuvvetler dediğimizde şunu unutmayalım. Türkiye genç oluşumlu bir ülke olduğu için ülkemizde deprem riski yüksektir ve ülkemizi çevreleyen önemli fay kuşakları vardır. Bunlardan birincisi. Batıda Saros Körfezi'nden başlar, Marmara Denizi'nin tabanından doğuya doğru gider. Bu fay sistemimizin ismi Kuzey Anadolu fay hattıdır. Güneyde Hatay'dan ülkemize sokulur. Kuzeye doğru Malatya, Maraş hattından kuzeye doğru gider. Bu fay sistemimizin ismi ise Doğu Anadolu Fay Sistemidir. 3. Üçüncü fay sistemimiz nedir dersek Batı Anadolu'da kırıklı yapı vardı ya Graben sistemi buna bağlı olarak oluşmuş bir sistemimiz var. Bu da Batı Anadolu fay sistemi olarak karşımıza çıkmakta. O yüzden bizim ülkemizde yaşamış olduğumuz Maraş Göksun depremi Hatay depremi ya da yakın tarihte yaşadığımız Malatya depremi aynı zamanda 99-2001 yılları arasında görmüş olduğumuz Marmara depremleri İzmit depremi, Bolu depremi Erzincan depremi ya da İzmir İzmir depremi bakın bu hatlar üzerinde meydana gelmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunun böyle olması Türkiye'nin genç oluşumlu bir ülke olmasıyla ilgili bir durumdur diyebiliyoruz. Ve aynı zamanda şunu unutmayalım. Türkiye'de volkanizma en fazla kuaterner yani son jeolojik dönemde etkili olmuştur. Peki ülkemizde volkanik alanlar var mı? Tabii ki de var. Ağrı Dağı Tendürek Dağı, Süpan Dağı, Nemrut Dağı. Doğu Anadolu bölgesindeki volkanik dağlardır. Güney Doğu Anadolu'ya geldiğimizde Karacadağ. Şöyle geldiğimiz zaman tam şu kısımda Erciyes Dağı, Melendiz Dağı, Hasan Dağı, Karacadağ, Karacadağ. Orta Anadolu'daki volkanik dağlardır. Bir de şurada Kula dediğimiz alan var. Burada da volkanik arazi var. Uludağ nedir dersek Uludağ bir batolittir. Yani derinlik volkanizma sonucu oluşan kütledir. Ve buna bağlı olarak volkanizma sonucu oluşan yer şekilleri ülkemizde mevcut. Krateri, kalderası, mağarı, peri bacası ki oluşumunda dolaylı bir etkiye sahiptir. Birikme anlamındaki kayaçtan dolayı onu da dış kuvvetler kısmında söylemiş olmuştuk zaten. Şimdi devam ediyorum. Bununla birlikte Türkiye'de şu anda aktif bir volkanizma faaliyeti yok. Ama olmayacağı anlamına da gelmez. Haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. Bunu da böyle söyledikten sonra Geldik şimdi depremler kısmından. Çökme depremi ülkemizin özellikle güney kıyılarında Akdeniz'de görülmekte. Bu ekstra bir bilgi olarak söyleyebiliriz. Bak burada da şu önemli. Türkiye Alp Himalaya sisteminin bir parçası olup genellikle yükselmektedir. Ve bizim ülkemizdeki dağların özellikle oluşumunda etkili olan bazı levhalar var. Kuzeyden ülkemizin üzerinde etkili olan levhamız Avrasya levhasıdır büyük bir levha. Gene güneyden etkili olan bir levhamız var. Arabistan levhası şuraya şöyle Arap levhası. Gene güneyden etkili olan bir levhamız var. Bu levhada Afrika levhası olarak karşımıza çıkmakta. 3 tane levhanın sıkışmasıyla birlikte bizim ülkemizde dağlar oluşmuştur. Yıldız Dağları, Köroğlu Dağları, Ilgaz, Küre, Canik, Giresun, Kaçkar Dağları dediğimiz yukarıdaki dağlık sistemimizin ismi Kuzey Anadolu dağlarıdır. Kıvrım orajiniz sonucunda oluşmuş. Antiklinal attım, sektirdim senklinal. Güney kısımda Bey dağları, Ala dağlar, Sultan dağları, Bolkar, Ala dağlar. Onun dışında Güneydoğu Toroslar. Bu dağların tamamına da biz Toros Dağları diyoruz. Kuzeydeki Kuzey Anadolu Dağları ile güneydeki Toros Dağları kıvrım orojeni sonucunda oluşuyor. Ve dikkat ederseniz bizim ülkemizdeki dağlar hangi yönde uzanmış? Doğu-batı doğrultusunda uzanmış. Bunun böyle olmasının temel sebebi ülkemizin oluşumunda levhaların kuzey ve güney yönünü sıkıştırması ile ilgili bir durumdur diyebiliriz. Tabi sadece kıvrım dağlar yok bir de kırık dağlar var onları da biz Batı Anadolu'da görüyoruz. Kaz, Madra, Yunus, Boz, Aydın, Mentişe dağları. Bunu da kazma yutmuş boz ayım olarak kodlayabiliriz. Kazma yutmuş boz ayım olarak kodlayabiliriz. Gene buradaki dağlarda dikkat ederseniz genel olarak doğu batı doğrultusunda oluşmakta. Çünkü sıkışmamız kuzey ve güney yönlüdür diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Bir de bizim ülkemizde özellikle epirojenizin en önemli göstergesi ya da kanıtıdır dediği ifade nedir derseniz kıyı alanlarda akarsularda özellikle taraça ya da seki kıyı alanlarda ya da taraça ya da sekilerin oluşmasıdır. Bununla birlikte iç bölgelerde geniş düzlüklerin yer alması bak bunu da unutma iç bölgelerde geniş düzlükler var diyorsa bu da arazimizin epirojeneze bağlı olarak yükselmesiyle ilgili bir durumdur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi burada noktayı koyduk. Burası genel itibariyle konu anlatım kısmıydı. Bakın burayla ilgili eksikleriniz varsa daha ayrıntılı bir şekilde biz bunları videolar şeklinde zaten hafta hafta anlattık. Oraya da bakabilirsiniz. İlk dönem hedefi Yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 10. sınıf yazılı notlarının içinde. Hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç Kitapçısı ve tongucmağaza.com'da bulabilirsin. Gelin şimdi yazılıda bence çıkması ihtimali çok yüksek. Hoca bunu sorar diyebileceğim bir soru. Yerin katmanları ile ilgili. Yani bura banko gelecek. Yani her senaryoda burayla ilgili bir soru vardı. Haberiniz olsun böyle bir soru karşınıza gelecektir. Aman dikkatli dinleyin. Soru da diyor ki bize aşağıda yerin katmanları gösterilmiştir. Burada biz bunu göstermişiz. Verilen soruları uygun ifadelerle doldurunuz demiş. Bak şimdi birinci katmana bakıyorum tam şurası ve burası yerin en ince katmanı. Bu katman nedir dersek bu katman litosfer ya da diğer ismiyle yer kabuğudur. Ve şunu unutma litosfer yerin en ince katmanıdır. 2.7 gram bölü santimetre küple 3,3 gram bölü santimetre küp arasında özellik farklılık göstermektedir. Yer hacminin en fazla olduğu katman buradaki şu gösterdiği katmandır. Peki bu katman kimdir dersek manto katmanıdır ve yer hacminin yüzde seksen burası oluşturmaktadır. İç kısımda iki tane katman var. Dışarıdaki katman dış çekirdek katmanıdır. İçerideki katman ise iç çekirdek katmanı olarak karşımıza çıkmaktadır. O zaman Demiş ki A sorusunda yerin katmanlarının gösterildiği görselde noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız demiş. Biz burada zaten hepsini ne yapmış olduk? Sağ tarafına güzel bir şekilde yazmış olduk. Şimdi B sorusuna bakalım. İç kuvvetlerin oluşumunda etkili olan katman hangisidir dersek iç kuvvetlerin oluşumunda etkili olan katman mantodur. Özellikle mantoda meydana gelen neydi hatırlayın ısınan makmanın yükselmesi yani konveksiyonel hareketler iç kuvvetlerin oluşumunda etkilidir. Burada da özellikle manto'nun o üst kısmındaki astenosfer katmanı işte bu bizim litosferimizin yani tam şu kısımda şöyle göstermem gerekirse astenosfer katmanı o manto'nun hemen üst kısmında, litosfere yakın kısmında ve bu alanda sınan magma yükselip astenosferde litosfere çarpınca litosferimizi ne yapmakta hareket ettirmekte. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. C sorusuna bakalım. Yer kabuğu farklı özellikle kaç katmandan oluşmaktadır demiş. Bizim yer kabuğumuz Hemen buraya da şurada şöyle göstermemiz gerekirse yer kabuğumuz şuraya şöyle litos diyeyim tamam mı? Burası böyle litosfer olsun. Litosferimiz farklı özellikle iki katman. Bunlardan birincisi Siyal ya da granitik kabuk olan Siyal. Bunlardan ikincisi Sima ya da bazaltik kabuk olan Sima. O zaman birincisi siyalmiş ve bu granitik kabuk olarak geçebilir. Kıtasal kabuk olarak da bunu ifade edebiliriz. İkincisi ise sima olarak karşımıza çıkar. Bu da bazaltik kabuktur ya da sevgili arkadaşlar okyanusal kabuk olarak ifade edilmektedir. Peki bunlara neden siyal ya da sima denmiş? Birinin bünyesinde bol miktarda silisyum ve alüminyum, diğerinin bünyesinde ise bol miktarda silisyum ve magnezyum yer almaktadır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da böyle söylemiş olalım. Peki bunlardan hangisi karada daha kalın bir katman halindedir derse unutmayın siyal dediğimiz katman kıtasal kabuk olduğu için kara alanlarında daha kalındır diyebiliyoruz. Peki çekirdek katmanına nife katmanı denmesinin Temel sebebi nedir dediğinde burada da şunu bilmek zorundasınız. Nife katmanı denmesinin temel sebebi hem bünyesinde demirin çok fazla olması hem de bünyesinde nikelin çok fazla olmasıyla ilgili bir durumdur diyebiliriz. Nife, demir, fe, nikel ni, nife katmanı da buradan geliyor. Haberiniz olsun. Ve aynı zamanda çekirdek katmanı yerin, bak en bir sıcak katmanıdır. 2 en yoğun katmanıdır ve 3 en kalın katmanıdır diyebiliriz. Ve biz litosferden çekirdeğe doğru gittiğimizde sıcaklığımız genel olarak artar. Basıncımız artar, yoğunluğumuz artacaktır diyebiliriz. Bunu da burada ekstra söylemiş olalım. Ama şunu unutma. Buradan banko yüzde bir milyon ya. Soru gelecek haberiniz olsun. Bunlardan bence bir tanesini öğretmeniniz soracak. İkinci soru gelebilme ihtimali yüksek bak gelebilme ihtimali yüksek soruya bakalım demiş ki aşağıda verilen soruları cevaplayınız Birinci soru kıtaların kayma teorisinde yer kabuğunun çeşitli büyüklükteki levhalardan oluştuğunu ve bu levhaların hareket ettiğini ileri sürmüştür hmm. Teoriye göre kıtalar Pangea adı verilen tek bir kıtanın parçalara bölünmesi ve ayrılmasıyla bugünkü şeklini almıştır teorisini ortaya atan bilim insanı kimdir? Ben bunu biliyorum. Kimdir bu bilim insanı dersek Alfred Wegener. Alfred Wegener'in ortaya attığı bu teori kıtaların kayması kuramıdır. Ve kıtalar eskiden tek bir kare kütlesiydi Pangea'ydı. Pangea parçalandı, iki ayrıldı. Laurasya ve Gondwana. Bunlar da böyle ayrıldı. Güney Amerika, Afrika, Kuzey Amerika, Avrasya diye parçalara ayrıldı. Ve şu anki görünümünü kazandı. Peki ikinci soruya bakalım. Kıtalar Pangea adı verilen tek bir kıtanın parçalara bölünmesi ve ayrılmasıyla bugünkü şeklini aldığına kanıt olarak neler gösterilmiştir diyor. Birincisi o zaman şöyle diyorum. Kıta kenarlarının uyumu. Sevgili arkadaşlar, özellikle birinci kanıttır. Nere burası dersek Güney Amerika kıtası ile Neresiydi hatırlayın? Afrika kıtasının puzzle'ın parçaları gibi birbirine ne yaptığını söyleyebiliriz. Aham da tam şu kısımda şöyle birleştiğini ya da eskiden böyle olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında başka ne vardı? Kıta kenarlarındaki kayaçların benzerlik göstermesi. Özellikle Atlantik Okyanusu'nun kenarındaki kıtaların kayaçlarına baktığımızda aynı kayaçlar olduğunu söyleyebiliriz ve farklı kıtalarda özellikle Güney Amerika'da, Afrika'da ya da Asya'da yer alan fosiller. Hangi fosil dersek bir bitki fosili, iki sürüngen fosili. Bu fosillerin bu alanlarda bulunması genel itibariyle kıtaların eskiden tek bir parça olduğuna kanıt olarak gösterebileceğimiz durumlardır. Peki bunu tam anlamıyla nerede açıklamıştık? Bunu tam anlamıyla levha tektoniği teorisinde açıklamıştık. Kıtalar niye birbirinden uzaklaşıyordu? Çünkü yerin alt kısmında manto vardı. Mantoya bağlı olarak bunlar birbirinden uzaklaştı, yaklaştı ve şu anki görünümünü aldı diyebiliriz. Geldik bir diğer soru. Bu soru gelir Bence haberiniz olsun %100 diyebilirim %90 da diyebilirim peki soruya bakalım aşağıdaki harita üzerinde Türkiye'nin çevresinde yer alan levhalar ve bu levhalara ait hareket yönleri gösterilmiştir diyor birinci soru harita üzerinde numaralandırılmış levhaların isimlerini yazınız demiş hemen biz şöyle yazarım Birinci levha diyorum. Birinci levhaya bakıyorum tam bu kısım. E bu kısım şu kısım Avrupa'ydı. Bu kısım Asya'ydı. O zaman bu levhamızın ismi Avrasya levhası olarak geçer ki oldukça büyük bir levhadır. İkinci levhaya bakıyorum. Aha da burayı gördüm. Hiçbir şey bilmiyorsan bunun altında kim var? Afrika var. O zaman bu levhamızın ismi de Afrika levhası olarak karşımıza çıkacaktır. Üçüncü levhanın bulunduğu yere bakıyorum. Tam burası. E bunun alt kısmı Arap Yarımadası. O zaman burası da Arabistan ya da Arap levhası olarak karşımıza çıkacaktır. İşte sevgili arkadaşlar bu levhaların Anadolu levhasını sıkıştırması ile birlikte Türkiye şu anki görünümünü almıştır diyebiliriz. Peki diyor ki levhaların hareketlerinin Türkiye arazisi üzerinde etkilerini kısaca açıklayınız demiş. Bizim güneyimizde bak ben burada açıklıyorum. Afrika levhası, Avrasya levhası, Arabistan levhası ülkemizi çevrelemiş. Güney kısmımızda kim var? Afrika levhası var ve Arap levhası. O zaman şuraya şöyle diyorum ki Afrika levhası ile Arap levhası ülkemizi güneyden sıkıştırdı. Devamında ise kim var? Yukarıda Avrasya levhası var. Avrasya levhası da ülkemizi nereden sıkıştırdı? Kuzeyden sıkıştırdı. İşte bizim ülkemizdeki dağları oluşturdu. Kuzeydeki Kuzey Anadolu Dağları, güneydeki Toros Dağları, batı Anadolu'daki Kırık Dağları oluşturdu. Aynı zamanda ülkemizde bu levhaların sıkışmasıyla birlikte volkanizma faaliyetleri de meydana geldi. Aynı zamanda deprem faaliyetleri de meydana geldi ve gelmekte. Ve bu levhaların sıkışmasıyla birlikte Anadolu levhası her yıl nereye doğru gidiyor? Batıya doğru her yıl düzenli bir şekilde hareket etmekteyiz. 2 ya da 3 santimetre bir hareketimiz mevcuttur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da burada söylemiş olalım. Geldik bir diğer sorumuza. Buradan banko gelir. Bak şuraya şöyle yazıyorum. Banko diyorum mutlaka hoca bunu sorar. Tamam mı? nasıl sorar? Ya Senozoik döneme ait özellikleri sorar ya da böyle benim gibi verir. Hangi döneme ait olduğunu yazınız diyebilir. Atmosferin oluşmaya başlaması demiş. Tabii ki de bu en ilkel dönem. En ilkel dönem hangisidir dersek Prekambriyen dönemidir diyebiliriz. Tamam mı? Atlas ve Hint Okyanusları'nın oluşumu demiş bu Atlas Hint Okyanusu oluşuyorsa yorumu şöyle yap. Yakın bir dönemdir. Bu dönem hangisidir dersek Senezoik dönemidir. Senezoiğinde tersi yer dediğimiz alt devridir. Öyle de sorabilir haberiniz olsun. Şiddetli volkanizmaların yaşanması gene Senezoik dönemdir. Tersi yer devrinde Alp, Himalaya, Ant dağlarının oluşumu gene Senezoik dönemde meydana gelmiştir. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşumu Senezoik dönemde meydana gelmiştir. İnsan hayatının başlaması gene Senozoik dönemde meydana gelmiştir. Ama bu alt devir olarak Kuaterner'dir haberiniz olsun. Toros ve Kuzey Anadolu dağlarının oluşumu gene Senozoik dönemde meydana geliyor ve Tersiyer devri Tethys Denizi'nin oluşumu Mezozoik dönemde meydana gelmiştir. Burada mesela Mezo Senozoik dedim ya bazı ifadelerde Senozoik diye de görebilirsiniz. E, sıkıntı yapmayın iki ifadede de aynı ifadedir haberiniz olsun. Taş kömürü yataklarının oluşması Paleozoik dönemde meydana gelmiştir diyoruz. Laurasya ve Gondwana kıtalarının oluşması bunlar da hangi dönemde meydana geliyor? Mezozoik dönemde meydana geliyor diyebiliriz. Burada mesela taş kömürü yatakları dışında Apalaş Dağları, Ural Dağları, İskandinav Dağları deseydi gene Paleozoik döneme gidecektir. Ki haberiniz olsun. Bunu da unutmamış oluruz. Pangea'nın oluşumu diyorsa, tek bir parçanın oluşumu diyorsa gene Paleozoik döneme gideceğiz. Bunu da buradan belirtmiş olalım sevgili arkadaşlar. Bak bak böyle bir şey yok vallahi böyle bir şey yok. Banko gelecek. Bak burayla ilgili soru soracak. Kodla geç. Yap soruyu, al puanını ya. Ne diyor soruda? Aşağıdaki görsellerde iç kuvvetler sonucu oluşan yeryüz şekilleri verilmiştir diyor. Tamam gördüm iki tane şekil var. Buna göre verilen soruları uygun ifadelerle cevaplayınız demişim. Bakalım A sorusuna. Verilen oluşumlardaki X ve Y alanlarının isimlerini yazınız demiş. Bakın birinci kısımda şöyle bir kıvrılma var. O zaman bu birinci dağlık sistemimiz bu bir dağ oluşumudur sonucun sonuçta kıvrım orojenizdir yani kıvrım dağlardır. Ama ikinciye baktığım zaman burada bir çatlama kırılma olmuş. Bu da kırık orojenizidir diyebiliriz. Tamam mı sevgili dostlar? Kırık orojeniz diye yazıyorum. Peki Hemen şöyle birinci görselden gidiyorum. Şuraya şöyle birinci görsel diye yazayım. Tamam mı? Birinci görselde x var. x neresi? x şu aşağı kısmı. Aşağı kısmı. Topun o sektirdiğimiz yeri o zaman burası ne oldu? Senklinal oldu tamam mı? Y dediğimiz yer ise üst kısımda yukarıda kısımda attık. Yani antik antiklinal kısmı oldu. O zaman birinci görseli böyle doldurmuş olduk ve puanı aldık. Geldik şimdi ikinci görsel kısmına. İkinci görsel kısmında X yukarıdaki kalan yer, horst orası. Y ise aşağıdaki kalan yer. Yani gariban graben kısmıdır diyebiliriz. Yazdık, 4 kelime aldık puanı. Böyle bir şey yok ya. Antik dinel, senk dinel, horse graben yapıştırıp geçiyorsun. Devam ediyorum. Görsellerde verilen yer şekillerinin oluşumunda etkili olan iç kuvvetin ismini yazınız demiş. Kıvrım orojeniz dedik. Kırık orojeniz dedik. O zaman bu iç kuvvetimizin ismi orojenes. Neydi oro? dağ demekti. Jehenez'de oluşum demekti. O zaman bu ifade dağ oluşumu olarak karşımıza çıkacaktır. Devam ediyorum. Oluşumları gösterilen yer şekillerini Türkiye'den 3 örnek veriniz. 3'er adet demişim de 3 tane örnek verebilirim. Ben 3'er adet vereyim. Mesela bu kıvrım orajenin sonucunda oluşan dağlardan bir tanesi Canik Dağları. Karadeniz'in kuzey kısmında bulunuyor. Güneyde mesela Bey Dağları var. Yine güneyde bol kar dağları var. Bak mesela bunlar birinci görsele uygun. Şuraya da şöyle birinci görsel diye yazayım. Kıvrım orijiniz tamam mı? Kuzeyde Kuzey Anadolu dağları, güneyde Toroslar. Devam ediyorum. İkinci görsel kırık orijiniz dedik. Batanrul'da kazma yutmuş boz ayım. Oradan git. Kazma, kazdığı, ma, madradığı, yutmuş, yunt, dığı. Ah sana ne yaptım? 3'er 3'er 6 tane örnek yazdım. Bunlarla ilgili onu da öyle söylemiş olalım. Tamam mı? Canik Dağları, Bey Dağları, Bolkar Dağları bunlar kıvrım orojenizi. Kaz Dağı, Madra Dağı, Yunt Dağı kırık orijeniz sonucunda meydana gelmiştir diyebilir sevgili arkadaşlar. Ama unutmayalım burası banko soru anlamında karşına gelecektir. Geldik bir diğer soru. Kayaç türleri kaça ayrılır? Yazarak örnekler vererek açıklayınız demiş. Şimdi bak kayaçlar oluşum itibariyle temelde 3'e ayrılacaktır. Bunlardan bir tanesi makmatik kayaçtır. Katılaşım kayacı olarak da geçer. Ve bizim bu makmatik kayaçlarımız makmanın ile birlikte meydana gelir. Bunlardan birincisi yerin derinliklerinde soğuyorsa iç püskürük kayaçlar. Yer yüzeyinde soğuyorsa da dış püskürük kayaçlar olarak geçer. Granit, sienit, diorit ve gabro derinlik kayaçları, bazalt, andezit, obsidyen ve tüf yüzey kayaçları olarak karşımıza çıkmakta. Bunların soğuması magma ile ilgili. İkinci kayaç grubumuz ise Tortul ya da diğer ismiyle sedimenter kayaç, dış kuvvetlerin aşındırıp taşıyıp biriktirdiği malzemelerden oluşan kayaçlardır. Tabakalı bir yapı gösterir ve bünyesinde fosil barındırır. Bunlardan birincisi fiziksel tortul kayaçtır. Diğer ismiyle kırıntılı tortul kayaçtır. İkincisi kimyasal tortul kayaçtır. Erimeyle birlikte oluşur. Üçüncüsü ise organik tortul kayaç olarak karşımıza çıkmakta. Fiziksel tortul kayaçta kum taşı, kil taşı, mil taşı, çakıl taşı yer alacaktır. Kimyasal tortul kayaçta kalker, kireç taşı, jips, alçı taşı, kaya tuzu ve dolomit yer alacaktır. Organik tortul kayaçta turba, ne var başka? taş kömürü, lenjit antrasit yer alacaktır. Bir de mercanı tebeşiri söyleyebiliriz. Bu kısımda haberiniz olsun. Tamam mı? Geldik kayaçlar kısmında üçüncü kayaç grubumuz. Kimdir peki bu kayaç grubu? Metamorfik kayaç grubudur. Yani bizim buradaki magmatik kayaçlarımız ve tortul kayaçlarımız sıcaklık basınç altında uğradığı değişim metamorfik kayaçların oluşmasında etkilidir. Mesela buradaki granit gınaysa dönüşüyor. Şuradaki kum taşı kuvarsa dönüşüyor. Buradaki kil taşı şiste dönüşüyor. Buradaki kalker mermere dönüşmekte. Bu da genel itibariyle karşınıza soru olacak, gelebilecek kısımlardır. Ama buradaki kayaçları ezberleyin. Bak bu granit, bu sienit, bu diorit, bu gabro, bu bazalt, bu andezit, bu obsidiyen bu tüf. Bu mesela kim? Fiziksel diyor ya. Kil taşı, bu kum taşı, bu mil taşı, bu da çakıl taşı olarak geçer. Burada kimyasalda kalker, şu jips'tir. Şu kaya tuzudur. Şu dolomittir. Şöyle dolom diye yazayım. Burada mesela ne var? Turba var. Onun dışında mesela şurada turba dediğimiz kısımdan sonra mesela lenyit var. Şu taş kömürü, şu antrasit, şu da mercan kalkeri olarak geçer. Şu granit gınaysa dönüşüyor kum taşı kuvarsa dönüşüyor, kil taşı şiste dönüşüyor, kalkerde mermere dönüşmekte. Bunları da böyle kısa bir şekilde yazayım ki hafızanızda kalsın sevgili arkadaşlar. Ama kayaçlarla ilgili tekrar ifade etmem gerekir. Banko bir soru gelir. Bence şurayı sorar daha yoğun ölçekte. Yani o metamorfik kayaçlar hangisi hangisine dönüşüyor? Bunu açıklayınız gibi bir soru karşınıza gelecektir. Haberiniz olsun. Bir diğer kısım böyle bir soru da gelebilir. Aşağıda verilen görsellerin oluşumunda etkili olan kayaçların işlerini görsellerin altına yazınız demiş. Bakın şuraya bakıyorum. Bu tor topografyası olarak geçer. Ve bu tor topografyası sevgili arkadaşlar granitlerin ayrışmasıyla birlikte meydana gelir. Bak granitlerin ayrışmasıyla birlikte meydana gelir. Ve bu tor topografyası önemli bir topografyadır. Haberiniz olsun sevgili dostlar. Bununla birlikte şuraya geldiğimde burada bir bazaltı görmekteyim. Bunlar bazalt sütunları olarak geçer. Volkanizma sonucunda oluşmuş sütunlardır diyebiliriz. Yerin derinliklerinde soğuyor bunlar genel itibariyle ve daha sonra aşınmayla birlikte de yüzeye çıkabilmekte ama yüzey kayacı olarak dış püskürük kayaç olarak biz bunları ifade etmekteyiz haberiniz olsun. Bununla birlikte buraya geldiğimde ise burada ne var? peri bacaları var. Şuraya şöyle peri bacası diye yazıyorum. Peri bacasında ise kim var? Üst kısımda bazaltlarımız yer almakta. Alt kısımda ise tüflerimiz yer almakta. Bunların aşınmaya karşı gösterdiği dirence bağlı olarak bu yeryüzü şekilleri oluşmaktadır diye biliriz sevgili arkadaşlar. Geldik. Gelecek banko ya derinliği gelir ya yüzeyi gelir tamam mı? Aşağıda verilen görselde derinlik volkanizma sonucu oluşan şekiller numaralandırılarak gösterilmiştir. Numaralarla gösterilen şekillerin isimlerini yazınız demiş. Bak şimdi 2 numaraya bakıyorum büyük bir yapı kubbemsi bir yapı ve bu yapının ismi batolit sevgili arkadaşlar. Ve Uludağ bir batolittir. 1 numaradaki şu kısım mantara benzemekte ve bunun ismi de lakolit olarak geçmekte. Şimdi 3 numaraya geldiğimde yatay bir şekilde sokulan bir magma var. Bunun ismi sildir. Dört numarada ise dikey bir şekilde sokulup soğuyan makma var. Bunun ismi de dayktır. Batolit büyük, lakolit mantar, sil yatay, dayk diktir. Eğer ki yüzeye çıkarsa lav, tüf, Lapilli, volkan bombası, volkanik dağ volkan konisi, lavın çıktığı yer krater, krater patlarsa kaldera, çevrede çukurluklar oluşursa da mağaralar meydana gelecektir. Haberiniz olsun. Geldik bir diğer soruya. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız demiş. Birinci soru. Harita üzerinde numaralandırılmış fay kuşaklarının isimlerini yazınız demiş bize. Hemen şöyle bakıyorum. Bir numaralı alan. Ülkemizde batıda Saros Körfezi'nden başlar, Marmara Denizi'nin tabanından devam edip doğuya kadar gider. Bu fay kuşağımızın ismi Kuzey Anadolu fay kuşağıdır. Şuraya şöyle fay kuşağı diye uzun yazayım diğerlerini denden atacağım. İkinci kısmımız nerede? Ülkemizin batısında. O zaman çok uzatmayalım. Batı Anadolu fay kuşağıdır üçüncü yerimiz ise nereden başlıyor? Hatay'dan başlıyor. Yukarıya doğru çıkıyor. Burası da Doğu Anadolu fay kuşağı olarak karşımıza çıkmakta. Ve demiş ki verilen fay kuşaklarının üzerinde bulunan illere üçer örnek veriniz demiş. Hemen şöyle birinci kısımda örnekleri yukarıya yazayım. Kuzey Anadolu fay kuşağı. Mesela burada kim var? düzce var değil mi? Düzceyi yazabiliriz. Bu bir. İkincisi şu kısımda mesela Bolu var. Bolu'yu yazabiliriz. Şu kısımda da şöyle Erzincan var. Erzincan'ı yazabiliriz. Ve bu üç ilimiz Kuzey Anadolu fay kuşağı üzerinde yer alıyor. Devam ettim. Batı Anadolu fay kuşağında hemen kim dikkatimi çekti? İzmir dikkatimi çekti. Bu bir. Hemen onun alt kısmına geliyorum. Şurada Aydın dikkatimi çekti. İki. Onun alt kısmına geliyorum. Şurada da Muğla dikkatimi çekti. Üç. Bunun Bunlar da neresi? Batı Anadolu fay kuşağındaki illerimizdir. Doğu Anadolu fay kuşağında hemen şu alt kısımda kim dikkatimi çekiyor? Hatay dikkatimi çekiyor. Yukarıya doğru çıktığımda Maraş'ı, Kahraman Maraş'ımızı yazabiliriz. Ya da yukarıya doğru çıktığımızda Malatya'yı da bu hatta dahil edebiliriz sevgili arkadaşlar. Burada da her üç fay kuşağına da 3 tane il örneği vermiş olduk diyebiliriz. Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıda işaretli alanlardan hangisinde deprem tehlikesi diğerlerine göre daha yüksektir diyor. Bak böyle bir soru karşına geldiğinde yapacağın işlem şu. Amerika'nın şu batı kısmını şöyle karalıyorsun. Bak birinci karalayacağın yer burası. Renk belli olsun kırmızıyla karalayayım. Kırmızı alır mı? Evet aldı. Bak burayı böyle karaladık. Bu bir. Atlas Okyanusu'nun ortasını da böyle karalıyorsun. iki. Yeni Zelanda'nın bulunduğu yerden Endonezya, Malezya, Gine Adaları'nı alıyorsun ve burayı da böyle karalıyorsun. Sonra Türkiye'den şöyle bir sola gidiyorsun. Bir de şöyle sağa gidiyorsun. Ve bana demiş ki soruda dikkat et. Verilen alanlardan hangisinde deprem tehlikesi daha yüksektir? Eğer ki... Bu yapmış olduğumuz çizme temas eden bir yer varsa deprem tehlikesi oldukça yüksektir. Ve baktığımda 2 numaralı alan bu alanda temas etmiştir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Geldik bir diğer sorumuza. Jeolojik dönemlere ait aşağıdaki olaylardan hangisi oluşum yönüyle diğerlerine göre daha eskiye dayanır demiş. Bakalım Atlas ve Hint okyanuslarının oluşumu senozoik dönemdedir. Tamam bu bir. İstanbul Çanakkale Boğazları'nın oluşumu Senezoik dönemdedir 2. Anadolu'nun toptan yükselmesi gene Senezoik döneme aittir 3. Ve devam ediyorum. Atmosferin meydana gelmesi Pire Kamprien döneme aittir. Buraya böyle yazdım. 4. Deniz altı volkanizmasının oluşması Mezozoik döneme aittir. O zaman oluşumlara baktığımda Pire Kamprien ilkel devir olarak karşımıza çıkmakta. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir diyebiliriz. Çünkü soru bize daha eskiye dayanır diye soruyordu. Geldik MEP örnek yazılı soruların benzerlerine. Şimdi aşağıdaki görsellerde levhaların hareket yönleri verilmiştir. Bu hareket sonucunda meydana gelen durumları yazınız demiş. Şimdi dikkat et. Burada bir tane kıtasal levha. Burada da bir tane kıtasal levha. Eğer ki iki kıtasal levha böyle birbirine yaklaşırsa neleri oluşturacaktır dersek dağları oluşturacaktır. Aynı zamanda bu karşılaşma alanlarında siyalin kalınlığı ne yapar? ciddi anlamda artış gösterecektir diyebiliriz. Ve aynı zamanda burada şiddetli depremler meydana gelir. Volkanizma faaliyetleri de bu alanda görülecektir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu birinci kısım. İkincisine geldiğimizde ise iki tane okyanusal levha birbirinden ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Eğer ki iki okyanusal levha birbirinden uzaklaşırsa yerin altındaki magma yüzeye çıkar, soğur, soğur, soğur ve yer yüzeyine gelir ve neyi oluşturacaktır? Okyanus hemen şöyle silip daha güzel yazalım. Okyanus orta sırtları oluşturacaktır. Şuraya şöyle okyanus ortası sırt diye yazıyorum. Peki bu nerede görülüyor dersek özellikle İzlanda gibi Atlas Okyanusunun ortasında görülüyor ve denizin altında volkanizma faaliyetleri meydana gelir ve buna bağlı olarak volkanizma faaliyetleri gene bu alanda yaygın bir şekilde görülecektir ve depremlerde gene bu alanda yaygın bir şekilde görülecektir diyebiliriz. Özellikle şu ve bu görseli unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. Geldik dünya üzerinde volkanizma ve depremlerin etkili olduğu bölgeleri yazınız demiş soru bize. Peki bu volkanizma ve depremin etkili olduğu bölgeler neresi? 1. Pasifik çevresi. Pasifik dediğimiz yer neresidir dersek birazdan harita üzerinde daha güzel bir şekilde gösterelim. Hem volkanizma hem depreme etkilidir. İkincisi Atlas Okyanusu ortası. Atlas Okyanusu ortası. Gene bu alanda da deprem ve volkanizma görülecektir. Üçüncü alan Akdeniz çevresi. Bu alanda da gene hem deprem hem volkanizma görülecektir. Dördüncü alan ise Doğu Afrika. Bu alanda da gene hem deprem hem volkanizma faaliyetleri görülecektir. Buna böyle yıldız attım. %99,9 böyle bir soru karşına gelecektir. Bak buradan da bakalım. Burası Pasifik yani Büyük Okyanus. Pasifik çevresi dediği yer. Hem burası hem bu kısmını yer alır. Atlas Okyanusu'nun ortası tam burası. Akdeniz çevresi burası. Afrika'nın doğu kısmı da tam burası olarak karşımıza çıkacaktır. Bu alanlar hem depremin hem volkanizmanın yaygın görüldüğü yerlerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik bir diğer örnek soruya. Soruda diyor ki Magmatik kayaçlar üzerinde meydana gelen yer şekillerinin tortul kayaçlar üzerinde meydana gelen yer şekillerine göre oluşum süresinin farklılık göstermesinin temel sebebi nedir? Açıklayınız. Arkadaşlar şunu unutmayalım. Özellikle kayaçlar üzerinde farklı yer şekilleri oluşur ve bu yer şekillerinin oluşum süreci birbirinden farklıdır. Neden dersek şundan dolayı. Kayaçların özellikle aşınmaya karşı gösterdiği direnç. Bak tekrar söylüyorum. Kayaçların özellikle aşınmaya karşı göstermiş oldukları dirençler bu farklı yer şekillerinin farklı süreçte meydana gelmesine neden olmuştur diyebiliriz. Özellikle magmatik kayaçlar aşınmaya karşı genel itibariyle dirençli, tortul kayaçlar ise aşınmaya karşı genel itibariyle dirençsiz kayaçlardır. O zaman bunların üzerinde oluşan yer şekillerinin oluşum süresi daha uzun ama bunların üzerinde oluşan yer şekillerinin oluşum süreci daha kısadır diyebiliriz. Özellikle de aşınmaya karşı en dirençli grup içerisinde metamorfik kayaçlar yer alır. Peki bu metamorfik kayaçları hemen hatırlayalım. Granit mesela sıcaklık basınç altında gnays'a dönüşmekteydi. Mesela kum taşı sıcaklık basınç altında kuvarsa dönüşmekteydi kil taşı sıcaklık basınç altında şiste dönüşmekteydi. Kalker sıcaklık basınç altında mermere dönüşmekteydi. Ve bunlar aşınmaya karşı bak şu kayaçlar metamorfik kayaçlardır. Bunlar da aşınmaya karşı çok dirençli kayaçlar olduğu için bunların üzerinde oluşacak bir yer şeklinin oluşum süreci de oldukça uzundur diyebiliriz. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. Geldik sizinle yazılı yazılı kısmı paylaşmamızın sonuna. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Yazılda başarılar. Hoşçakalın.